sünnetle Kur'an arasında önemli fark var. Mesela sünnet Kur'an'da sünnetullah, Allah'ın sünneti, Allah'ın yasası diyecek. Hadis kitaplarında peygamberin sünneti, Allah'a rakip olarak ürettikleri bir uyduruk şeyleri var, ilahları var, Muhammed dedikleri. Ve onun adına Allah'ın sünnetine rakip, Muhammed'in sünnetini üretmişler. Evet, yani bu arada mutluyum. Yani AKP'nin son günleri geliyor, ben ona inanıyorum. Daha büyük şeyler olacak, kendi işlerinde ayrılmalar, çatışmalar olacak. Daha büyük pislikler ortaya çıkacak. Çünkü menfaatleri dediğim gibi kaynakları düşüyor. Türkiye'nin ekonomisi daha da zorlaştı. Ve korkunç iştahı artan ve o yiyici sınıf, yani şu anda şey durumda, birbirlerini şey diyorlar işte, kolluyorlar falan filan. Belli bir noktada birbirleriyle kavga edecekler. Yani FETÖ bir tarikat ile AKP'nin birbirine düşmesi de 11 yıl sonra ondan kaynaklandı ki onu birkaç yıl öncesinden tahmin ettim. Defalarca videolarını söyledim. Hala o videolarım var. Bunların birliği menfaat demeyidir. Ve iştahları arttığı kadar da o aralarında çatışma çok olacaktır. Belli bir kritik noktada bunlar birbirlerine düşeceklerdir dedim. Öyle olacak. Türklerin devleti olması zorunludur diyorsun. Eyvallah, zorunlu olsa bile bu devletin adı Kürdistan olmaması lazım kardeşim. Çünkü yani Türkler nasıl Türkiye diye bir devlet kurdular, devletin isminden dolayı kendilerini üstün oranın böyle bir numaralı halkı olarak gördüler. Kürtleri ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaptılar başkalarına. Bir ırkçılık getiriyor. Yani her zaman değil ama o kapıyı çok aralık, açık bırakıyor. Onun için de Kürtlerin de aynı şeyi, pisliği, aynı rezaleti tekrarlamalarını istemiyorum doğrusu. Eğer tekrarlamayı istemiyorsan, bugün gördüğün bu ahlaksızlar gibi ırkçı olmak istemiyorsan, devletin ismi bir devlet kuracaksan, o devletin ismi Kürdistan olmayacak arkadaş. Bugün işte Elmaistan, Kirazistan devleti kur. Evet, daha ne bileyim yani Barış Devleti de, Erdemliler Devleti de. Ha, kim Erdemliyse maşallah vatandaşımızsın dersin, ne güzel. Büyüren Sünni. İsim öneriniz var mı? Tabii isim önerim var. Eğer kuracaksan isim önerisinde bulunur. Mesela Barış Yürü denilebilir. Aşikistan denilebilir. Yani Kürtçe bir isim kullanacaksan, yani ama eğer Kürtçe bir isim kullanacaksan, isim aslında bütün dünyanın bildiği bir isim olsa en güzeli olur, daha evrensel olur. Mesela diyelim ki şey, Potasyum Devleti ne güzel. Harika bir şey olur ya. Veyahut da 19 Devleti. Ne güzel bir şey olur. 19 olur diye yazarsın. Herkes kendi diliyle senin devletini okur. Bir rakam koyarsın, bir rakamın ismi. Yani veyahut da bir renk ismi koyarsın. Turuncu Devlet. Değil mi? O Mandalina Devleti mesela. Mandalina var.